Merhabalar herkese ben Emre Asküreç ve bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun 1859 yılında oynanmış taraflarımız beyazlarda Augustus Mongredien siyahlarda ise Paul Murphy var bakalım bu oyunda neler olmuş E4 ile başlamış beyazlar E5'e 5 cevap vermiş Murphy At F3 At C6 ve Fil C4'ün devamında İtalyan açılışına girildiğini söyleyelim Fil C5 ile karşılık vermiş Paul Murphy ve B4'ün devamında beyazlardan Evans Gambit'i geliyor Fil çarpı B4'ün devamında ise C3 ve ardından D4 hamleleriyle beyazlar B4 piyonunu feda etti. Fakat bunun karşısında güçlü bir merkez veya daha fazla taş gelişimi elde etmeyi amaçlıyor. Fil A5 oynamış burada siyahlar ve kısa rok gelmiş beyazlardan. Aslında burada genelde günümüzde oynanan varyant D4, E çarpı D4 şimdi kısa rok şeklinde. Tabi o zamanlar açılış fikirleri veya açılış varyantları tam olarak oturmadığı için ve bilgisayar analizde olmadığı için bir hamle sırası karışmış ya yani hamle sırası değiştirilmiş bir şekilde önce kısa rok atef altının devamındaysa d4 gelmiş. Şimdi burada Paul Murphy kısa rok oynamış ama gene günümüzde daha değişik yollar izlenebilirdi. Mesela e çarpı d4 konumunu biraz devam ettirelim. Ee, i̇nternette çok sık karşınıza çıkacağını düşünüyorum. E çarpı d4'ün devamında e5 diye bir hamle var ve siyahların burada aslında tek bir çıkar yolu var. Daha doğrusu diğer hamlelerinde beyazlar hafif üstün veya çok fazla üstün çıkıyorlar. D5 de karşılık vermesi gerekiyor siyahların burada. Ve beyazların artık yapabileceği ya E çarpı F6 ya da fil B5 gibi hamleleri var. E, e çarpı F6 alalım. D çarpı C4'ün devamında ise aslında konuma baktığımız zaman siyahlar açılıştan istediğini elde etmiş gibi. Fakat konum biraz karışık. Yani iki taraf için de oynanabilir şeyler var. Ne var? Siyahlar sanki taş gelişimi olarak üstün. D4'te C4'te piyonlar var. E, piyon olarak da fazla. E, nesi sıkıntılı? E, beyazların taşları çok kolay geliştirilebilir duruyor. Ve rok atması özellikle F çarpı G7 hamlesinden sonra biraz zorlaşacak. Belki uzun rok arayacak. Belki de şahını sağlam bir merkez yaratmaya çalışacak diyeyim. Ve oyuna tekrar geri dönelim. Yat F6'nın devamında. D4 oynandı dedik. Kısa rok oynamış Paul Murphy ve D5. Aslında D5 hem bu filin çaprazını kapatması dolayısıyla hem de rakibin C6'daki atının E7'ye giderek belki de G6 manevrasını aklına getirerek getirmesiyle kötü bir hamle olduğunu söylemem lazım. Şimdi vezir D3 oynanmış. Vezir D3'ün de aslında anlamı çok fazla anlatılır bir şey değil. Yani ya fil G4 fikri de yok direkt vezir D3 oynayacağını. Sadece bir taşımı daha oyuna katıyorum. Çok daha başka hamleler oynanabilirdi. Vezir D3'ün devamında. D6 artık siyahlar beyaz filini çıkmak istiyor. H3. Şimdi beyazlardan bir soru işareti daha. Yani H3'daki fil G4 mi istiyor? Ya da at G4 mi istiyor? Neden H3 oynuyoruz? Onu anlayamıyorum. Ee, tabii ki burada düşüneceğim H3 yerine en azından atların bu yapısından yararlanıp yani madem atlar bu yapıda fil G5 oynamak olurdu benim. Bilgisayarda ataş 4 tarzı şeyler öneriyor. Tabii ki gene bu yapıdan kaynaklı olarak özür dilerim. Atı F5'e oturma taktiklerini istiyor. Aynı zamanda F4 sürüşlerini de tabii ki bilgisayar fikir olarak düşünüyor. H3'ün devamında at G6 gelmiş. Şimdi aslında biraz önceki ataş 4 fikri gibi at F4 fikirleri, Ataş 4, At, at 5 fikirleri gibi siyahların da At 4 fikirleri oluşacak. Beyazlar Ataş 2 oynuyor. Amacı ne? Ataş 2 gibi yapay bir hamlenin amacı aslında F4 sürerek ee, F hattına sahip olmak bir şekilde, kalenin önünü açmak. Eğer rakip kırmazsa belki F5 orayı kapatıp bütün taşlarını şah kanadına aktarabilir ve şah kanadı hücumu gerçekleştirebilir. Buna siyahların karşılığı Ataş 5. Hem rakibin F4 sürüşünü engelliyor hem de artık bir tane atını F4 karesine oturacağı kesinleşiyor. Fil B3. Beyazlar buradaki e, hatalı kararlarından dolayı diyelim. Vezir kanadına dönmek istiyor belki de ya da filini belki D1'den gelişmek istiyor. Benim aklıma ilk aslında C piyonunu sürerek belki vezir kanadından bir şeyler yapabileceği gelmişti. Ataş F4, fil çarpı F4'ün devamında Gene at çarpı F4 ile atı için güzel bir kare elde etmiş oldu siyahlar. Şimdi vezir F3 ve F5. Siyahlar diyor ki senin yapamadığın hamleyi atımı F4'e oturarak ben yapıyorum. Ve hem F hattına hakim olmak istiyorum hem de taşlarımı bu yönde geliştirmek istiyorum. E çarpı F5 fil çarpı F5'in devamında ise G4 geliyor. Şimdi G4 hamlesini hangi kelimeyle anlatacağımı aslında düşündüm. Ve e, hadsiz bir hamle G4. Neden? Ya Benim bu oyunda şu anda beyazlar olarak üstün olmadığım açık. Yani rakibin taşlarının daha iyi konumda olduğu ve yapısının daha sağlam olduğu açık. Aslında biraz D5 hamlemin kötülüğünden de kaynaklanıyor bu. Yani oyundaki belki de tek taşımı şu anda. Yani vezir hariç tek gelişmiş taşımı da kendi piyonuma baktırıyorum. Oradan kaynaklanan bir iki karar hatasıyla bu konuma vardım ve burada F5'teki fili kovmak için G4 oynuyorum. Şahımın önündeki piyonu çift sürüyorum. H3 piyonumu zayıflatıyorum. Şah kanadımı zayıflatıyorum. Çok gereksiz bir hamle. Ve fil D3 ile karşılık vermiş buna Paul Murphy. Şimdi kale isteniyor ama aslında a 2 isteniyor. Yani a 2 ile şah çekip Vezirini almak istiyor siyahlar bir bakımdan da. Hem de fili f teken isteniyordu. Daha güzel bir kareye gelmiş oldu. Vezir E3 oynanmış burada beyazlar tarafından ama. Daha e, basit hamlelere bakalım. Yani e, benim kalem isteniyor sonuçta. kaleye bir gibi bir şey oynasam ne olurdu? Vezir H4. Direkt vezirini de oyuna katıyor siyahlar şahkan adına doğru. Şimdi düşünelim bir iki hamle. Vezir G3 oynayabilirim. Çünkü bir daha fikir ataş 3 gene vezirim düşüyor. Vezir g3 ile kaçabilirim ya da şah h1 ile kaçabilirim. Vezir g3 gibi bir şey oynasam at çarpı h3 artık f2 piyonunu bir çarem yok ve vezirim düşüyor basitçe. Tekrar şah h1 oynamaya kalksam şimdi gene at çarpı h3 ve düşündüğümüz zaman f2 piyonum düşüyor. f2 piyonum düştükten sonra da <laughs> Aslında H2'de H2 kalenin bakması, vezirin H4'te olmasından sonra mat olmam işten bile değil. Tekrar konuma döndüğüm zaman fil D3'te kalmıştık ve e, kale E1 oynadığımda neler olduğuna baktık. Vezir E3 oynamış beyazlar. Bu daha bir daha iyi bir daha mantıklı bir hamle mi? Açıkçası kesinlikle değil. Neden? Çünkü burada A5'te biraz önce bahsettiğim konumlarda hiç yararı olmayan bir fil var. Ve bu fili siz fil B6 ile bir şekilde siyahların oyuna girmesini sağlıyorsunuz. Vezir D2'ye kaçıyor ve şimdi Vezir H4 hamlesi geliyor. Beyazlarsa artık hamle yapmayı reddediyor ve Paul Murphy'ye oyunu veriyor, terk ediyor. Neden terk ediyor diye kısaca bakacak olursak bilgisayar aslında burada 10 hamlede mat veriyor. Fakat bu 10 de mat yani vezir çarpı F4 ile başlıyor ki bir sürü yani taşlarını bedava bedava vererek biraz daha canlı kalmaya çalışıyor beyazlar tahtada. Buna bakmak çok mantıklı değil. En basitinden kale E1 gibi bir şey oynasın beyazlar. Şimdi vezir G3. Çok güzel bir açmaz var. Beyazlar beyaz piyon veziri alamıyor. Şahın kaçabileceği tek yer şah H1 ve devamında da vezir G2 ile mat oluyor. Vezir H4 konumunda Tekrar şöyle konuma baktığım zaman beyazların neden terk ettiğini anlayabiliyorum. Ve en azından bu oyunda şunu göstermiş de olduk. Her zaman Gambit oynayan taraf kazanmıyor. Sadece iyi oynayan taraf kazanıyor. Bunu göstermiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.